Denizli Lisesi TÜBİTAK Bilim Fuarı Denizli Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 84 öğrenci tarafından üretilen 42 projenin sergilendiği bilim fuarında öğrenciler projelerin sunmanın heyecanını yaşadı. Denizli Lisesi proje koordinatörleri ise bu yılda düzenlenen fuarla ilgili bilgiler verdi. İyi günler, hoş geldiniz. Hüseyin Tekdemir ismim. Denizli Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın bu sene üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Proje koordinatörüyüm kendim. Bu sene Denizli Lisesi olarak toplam 42 adet projemiz var. 42 projede 84 tane öğrencimiz görev aldı. Ben hocama vereyim sözü. Bilimsel çalışmaların öğrenciler için çok yararlı olduğuna inanıyoruz. Her sene bu bilimsel çalışmaları bir kat daha arttırıyoruz. Bu çalışmaların öğrencilerimiz tarafından destek görmesi bizim için sevindirici. Aynı zamanda Deniz Lisesi olarak yaptığımız çalışmaların sadece bilim ve teknoloji dalı gösterimi şeklinde değil, esas bilimsel çalışmalar bazında ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Öğrencilerin yıl boyu üzerinde çalıştığı projelerini aktardıkları Denizli Lisesi TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda, Brezilya'da düzenlenecek olan bilim fuarında Türkiye'yi temsil edecek olan Buse Pektaş ve Burak Çilek, sidir mantarının karşıyer hücreleri üzerindeki etkilerini ortaya çıkaran projeleriyle dikkat çekti. Denizli Lisesi Bilim Fuarı'nda bölge üçüncüsü olan Büşra Alvin Şenocak ve Kezban Esma Çetin de derece aldıkları projelerini mikrofonlarımıza anlattı. Ben Esma Çetin, Denizli Lisesi'nde okuyorum. TÜBİTAK bu projemize katıldık. Projemizi anlatayım. Biz Denizli Bağbaşı Bölgesi'nde teleferiği ele alarak başladık çalışmamıza. Oradaki şiddetli rüzgarı projemizde nasıl kullanabiliriz diye düşündük. Böyle bir proje ortaya çıktı. Görmüş olduğunuz gibi bir rüzgar türbini ve rüzgar konimiz var. Dış yarı çapı geniş olduğu için iç yarı çapı dar. Bu yüzden dağınık gelen rüzgarı tek bir noktada odaklıyor. Bundan dolayı da rüzgar türbini daha hızlı ve daha hızlı çalışıp daha hızlı enerji üretiyor. Daha hızlı dönmesi daha fazla enerji demek. Bu sistem sayesinde 19 rüzgar türbinin elde ettiği enerjiyi elde ediyoruz. Hem alandan hem maliyetten tasarruf sağlamış oluyoruz. İnşallah yürürlüğe geçer. Ülkemizde kendi enerjimizi üretiriz. Başka şehirlerden, başka ülkelerden enerji getirmek zorunda kalmayız. Benim adım Buse Pektaş. Projemin adı sidir mantarının akciğer kanser hücresi üzerindeki etkileri. Bizim bu projedeki amacımız sidir mantarının akciğer kanseri üzerindeki pozitif etkilerini gözlemlemekti. Ve biz sidir mantarının özüsünü çıkararak kanser hücresine uyguladığımızda 48 saatte hücrenin %50'sini öldürdük. Aynı zamanda 72 saatte bu hücre canlılığı oranını %30'lara kadar düşürebildik 72 saat sonunda. Yani pozitif etki gözlemleyebildik, hipotezimiz doğrulandı. Aynı zamanda biz bu projeyle ödül de kazandık. Brezilya'da Mostretec adlı projede proje yarışmasına sunacağız projemizi. Öncelikle bir arkadaşım daha var birlikte çalıştığım, Burak Çilek. Aynı zamanda biyoloji öğretmenimiz Bircan Aydoğan ve Pamuk Üniversitesi'nde profesörle birlikte çalıştık, Yavuz Dodurgay'la. Bu projeyi üretmek de şimdi geçen sene de biz bu projeyle ilgili bir şey yapmıştık. Kanser hücresine karaciğer kanseri yapmıştık. Fakat karadut yapmıştık ve kanser hücresi üzerine kötü etki gösterdi. Yani doktorlar iyi geldiğini söylüyordu ve biz de denemek istemiştik. Bu sene hani kanser hücresine bir çözüm bulalım. Hani buradan yola çıktık ve Isaac diye bir proje var ve oradan bize 1,5 ay boyunca kalması için bir tane Japon arkadaşım geldi, Emi. Bu Japonlarda çok önemli bir mantarmış. Mucize adını veriyorlar bu mantara ve kalp damar hastalıklarında kullanıyorlar. Biz de hani bunu deneyelim, hani arıyorduk çünkü bir şey, hani ne deneyebiliriz kanser hücresini azaltmak için diye arıyorduk. Ve sidir mantarının yararlı geldiğini öğrendik. Yani Japonlar bunu kanser hücresinde hiçbir şekilde kullanmamış. Yani ilk deneyen biz olduk.